Sevgili Gülgün, sömestr yaklaşıyor. Malum bütün anneler, ben de dahil, çocuğumuza nasıl bir aktivite yapalım, nasıl oyalayalım, nasıl kaliteli zaman geçirmelerini sağlayalım diye kara kara düşünüyoruz. Çocuklar büyüdükçe de onları oyalamak da kolay olmuyor. Bilgisayar başından almak, televizyon karşısından çekmek. Bunun için çok önemli aktiviteler var aslında düzenler ki biri de senin düzenlediğin bir kamp. Nasıl bir şey yapmayı düşünüyorsun sömestr için? Şimdi bütün anneler dediğin gibi hani çocukları için kaliteli zaman geçirsinler, hem bedenlerini kullansınlar, hem zihinleri gelişsin, bu süreç onlara iyi gelsin istiyorlar. Benim de bir oğlum var biliyorsun, ben de yıllarca hep aynı kaygıları yaşadım. Ve çocuklarla uzun yıllardır çalıştığım için şöyle bir düşüncem vardı, bir beyin aktivite kampı düzenlesek nasıl olur? Aslında tam olarak bu düşünce benden çıkmadı. Çok sevdiğim yine çocuğu olan bir arkadaşım yaptığım çalışmaları bir kamp haline getirmemi önerdi. Benim düşüncem bunların günlük böyle merkeze gelerek, burası da bir beyin aktivite merkezi, burada yapmaları yönündeydi. Ama o dedi ki çok zor oluyor, her gün çocuğu getir götür, neden böyle bir kamp yapmıyorsun? Araştırdım. Neden olmasın diye düşündüm. Başlangıç olarak 9-11 yaş çocuklarını hedefledik. Bu yaş çocukları halen değiştirilebilir. Esnek bir dönemdeler. Ve en çok tanı aldıkları, öğrenme bozuklukları, davranış ve uyum bozuklukları, sınıf içi problemler, ailede iletişim problemleri de yavaş yavaş bu dönemde başlıyor. O yüzden o dönemi özellikle seçtim. Ve böyle bir kamp. Evet. Peki bu kampta neler yapacaklar? Beyin aktivite, bir kere ne demek beyin aktivitesi? Zaten beynimiz normal çalışıyor. Buna nasıl bir etkimiz olabilir ki? Şimdi ben yıllardır beyinle ilgili çalışıyorum. 1983'ten beri. Beyin her zaman beni çok heyecanlandıran bir konu olmuştur. Nasıl öğreniyoruz, nasıl başarıyoruz diye. Geçtiğimiz yıllarda şunu keşfettik. Sağ ve sol beyin farklı. Ama 2000'li yıllardan beri beynin nöroplastisinden bahsediyoruz. Bu ne demek? Beyin plastik bir madde gibi kendi kendini tekrar yaratabiliyor. Sağ ve sol beynin bütünlenmesi için bilinenin aksine belli davranışlar, belli fiziksel hareketler, belli uygulamalar çok önemli. Örneğin biz hep eskiden, mesela ben öyle bir çocuktum, hani erken konuşan, erken yürüyen. Hı hı. Mesela erken konuşma ve erken yürüme sağ ve sol beynin dengelenmesiyle ilgili bir problem işaret ediyor aslında. İşlev eksikliğinde, evet. Örneğin emeklemeden yürüme. Emeklemeden yürüyen çocuklarda homolateral geçiş dediğimiz sağ ve sol beynin dengeli çalışmasıyla ilgili problemler oluyor. Bu tür çocuklar sağını solunu çok karıştıran çocuklar. Ben öyle bir çocuktum. Annem derdi ki kızım hep aklına gelin ders mi yap. Sağını solunu karıştırdım sürekli. Sağ ve sol beynin korpus kolezum aradaki köprü aracılığıyla dengeli çalışması gerekiyor. Sağ beynin farklı işlevleri var. Sol beynin farklı işlevleri var. O işlevleri hem kendi içinde yeterli olması gerekiyor, hem de iki beynin haberleşmesi gerekiyor. Belli fiziksel hareketleri yapamayan çocukların, örneğin göz takibinde sorun yaşayan, sağ ya da sol gözde, takipte zorlanan çocukların öğrenmeyle ilgili problemleri olduğunu da biliyoruz. Mesela hep biz müzik, spor gibi aktiviteleri geri planda bir hobi olarak görüyoruz. Halbuki beynin işleyişi açısından son derece önemli şeyler bunlar. Örneğin müzikle ve ritimle hareket ettiğinizde beyincik dediğimiz hareket ve dengeyle ilgili bölüm, ön beyin dediğimiz frontal beyinle bir bağlantı içinde çalışabiliyor. Müziği dinlemek için temporal loblar dediğimiz şakak loblarımız duymamızı sağlayan loblar devreye giriyor. Dolayısıyla bu basit ve temel egzersizlerle, uygulamalarla aslında biz öğrenme profilimizi ve öğrenme performansımızı geliştiriyoruz. Bunları seçerek, özellikle hepsini bir araya getirerek ve farklı çocuklara farklı biçimde uygulayarak bir beyin aktivite kampı düzenliyor. Evet, yani şimdi o zaman okulda bazen çocuklar etiketleniyor, işte yaramaz, dersi dinlemiyor, hiç durmuyor.
İşte çok hareketli, eli dursa ayağı oynuyor. Bu tip çocuklar o zaman yaramaz ya da hiperaktif ya da bu şekilde etiketlenmemeli mi? Daha farklı mı? Kesinlikle etiketlenmemeli. Öncelikle öğrenme profili diye bir kavram var. Bu öğrenme profili kavramının yaratıcısı Carl Hanifert. Kendisi bir uzman, bir nörobilimci. Carl Hanifert diyor ki, onun yazdığı dominans, beyin dominanslarını açıklayan bir profil kitabı var. Ve oraya baktığımızda da bazı anne babalar bana diyor ki, bana çocuğumu anlatıyorsunuz tek tek. Her ne demek öğrenme profili baskınlığı? Hangi beyninin baskın olduğunu buluyoruz önce. Sağ beyin hemisferi mi? Sol beyin hemisferi mi? Ve sağ beyin vücudun sol tarafını, sol beyin sağ tarafını yönetiyor. Yani verileri de dominant organlar aracılığıyla alıyor. Dominans belirliyorsunuz. Bu şekilde mi yani? Evet. Hangi gözü dominant diye bakıyoruz. Hangi kolu, hangi bacağı, hangi kulağı dominant. Örneğin benim profilim sağ tarafım dominant. Sağ beynim, sağ gözüm, sağ kulağım, sağ elim ve sağ bacağım. Sağ beyin bütünü ve ormanı gören beyin. Sol beyin ayrıntıyı gören beyin. Sağ beyin dominant olan birisi strese girdiğinde duygularda ve büyük resimde takılıyor. Benim profilim en çok stres altında ketlenen profil. Stres altında performans geliştirmekte zorlanıyor. Görmüyor çünkü hepsi aynı tarafta olduğu için. Duymuyor ve harekete geçemiyor. İşte çocuklar da belki okulda strese girerse... Girerse aynı şey. Bu tür çocuklar o zaman kapandı. Öfke patlamaları yaşıyor. Çünkü tek yapabileceği o çaresizlik içinde bunu yaşamak. Kendini ifade edemiyor. Gördüklerini anlatamıyor. Hissettiklerini anlatamıyor. Ancak kriz anı geçtikten sonra böyle bir çocuğa müdahale edebiliyorsunuz. En çok problem yaşayan çocuklar mixed dominans çocuklar. Sol göz dominant, sağ beyin dominant ya da sol beyin. Ve organlar da karışık olarak. O zaman hani normalde çapraz gittiğinde haberleşme çok iyiyken, tek taraflı gittiğinde sorun benim profilimde olduğu gibi odaklanma ile ilgili problemler yaşayabiliyor stres altında. Mix dominansta da yavaş bir süreç söz konusu. Düşünerek konuşuyor, yavaş yavaş konuşuyor. Sol gözü dominant olan çocukların okuma ile ilgili problemleri oluyor mesela. Sağ göz soldan sağa takip yapıyor. Sol göz sağdan sola takip yapıyor. Sol gözü dominant olan bir çocuk cümlenin, kelimenin, harfin önce sağ tarafını gördüğü için tersten okuma yazma söz konusu olabilir. B'ler, D'ler yer değiştiriyor. Bu kampta işte çocuklar öğrenme profillerini keşfedecekler. Kendi profillerine göre dünyayı nasıl yorumladıklarını algılayacaklar. Profillerini geliştirmek için özel uygulamalarımız var. Fiziksel uygulamalar. Bunlar aynı zamanda duygusal olarak kendilerini güvenli hissetmeleri için de NLP teknikleri, EFT, kişisel gelişimin çocuğa uyarlanmış bölümleri, zihin ve beden ikisi beraber hareket etmesi gerekiyor. Eğer zihninizde başka bir şey, bedeninizde başka bir şey olursa biz bir çatışma yaşıyoruz. Karışıklık, dağınıklık olarak hissettiğimiz bir problem yaşıyoruz. Bunu düzeltmek için çocuklara nefes teknikleri öğretiyoruz. Nefes zihin ve bedeni dengelemeyi sağlıyor. Farkındalık oyunlarımız var mesela. Nedir farkındalık oyunlar? Belli duyuları geliştirmek için. Gözlerini kapat ve dışarıda duyduğun seslere dikkat et. Ne hissediyorsun? Derin nefes al ver. Bu tür uygulamalarla zihin bedeni bütünlemeyi öğreniyor. Peki ne kadar çocukta böyle bu sorunun içerisine koyabiliriz? Yani hani çok sık rastlanan bir şey mi? Aslında umduğumuzdan fazla mı? İnanılmayacak kadar çok. Yeni nesil çocuklarda hani kristal çocuklar diyoruz, yeni evet. Çocuklar diyoruz. Evet. Ben anne babalarla çok yakın çalıştım. Öğretmenlerle. Evet. Hep şunu görüyorum ki 10 çocuktan birinde hiperaktivite tanısı alması gerekiyorsa bir sınıfın neredeyse yarısı ya da en az 20 kişilik bir sınıfta 7-8 çocukta benzer problemler. O kadar fazla. Sınıfta durmak, oturmak istemiyor, çok çabuk sıkılıyor, sıkılmak
ödev yapmayı istememek, okula gitmeyi istememek, hareketsiz duramamak, odaklanamamak, bunlar hepsi profilden kaynaklanan problemler. Ve dediğim gibi beynin nöroplastisi sayesinde sanat, müzik, spor ve belli beyin jimnastiği olarak kabul edilen belli bütünleme ve dengeleme hareketleriyle de çalışıyoruz. Örneğin bir tahtamız var. O tahtanın üzerinde çocuk el göz koordinasyonu sağlıyor. El göz koordinasyonu sağlayamadığında yazmaktan ve okumaktan nefret eden çocuklar var biliyorsunuz. Evet. Göz takibinde sorun varsa dolayısıyla okumayı da istemeyecektir. Evet. Gözle el beraber hareket etmediğinde, göz eli takip edemediğinde kasları zayıflığından dolayı yazmak da onun için zor bir şey olacak. Mutlaka birçok şeye çözüm getirecek. Biz Bak Kamp ile ilgili birçok kişi bilgi alabilir. Özellikle senin web sitende zannediyorum. Web sitemde var, Facebook'ta paylaşıyoruz. İstersen biz yeni duyuyoruz bu beyin aktivite, sağ sol beyin entegrasyonunu ama Albert Einstein zamanında böyle bir şey söylemiş galiba değil mi? Senden duymuştum. Onunla bitirelim. Biz öyle bir zamanda yaşıyoruz ki demiş, sol beyin bir köle gibi çalışır, sağ beyin ise yaratıcıdır. Biz köleyi yücelttik ve o yaratıcı hediye parçamızı da unuttuk demiş Einstein. Evet, o kadar değerli. O yüzden yani. Önemli. Sol beyin toplumu olmaktan yavaş yavaş sağ ve solu dengeli kullanan bir toplum olmaya geçmemiz gerekiyor bence. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.